Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûra. Sadakallahul azim. Ve bellegner Resûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Aziz dostlar, Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nimetler Kur'an'ın bize beyanıyla sayılmayacak kadar çok. Değil onlara şükrü eda etmek, saymaya dahi güç yetiremeyeceğimiz kadar Rabbimiz nimetlerini bizlerin önüne sermiş. O nimetlerin en başına da herhalde ilahi vahyi ve o vahyi bize öğreten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yazmak gerekiyor. Böyle büyük bir sermaye ve bu sermayenin nasıl kullanılacağını bize öğreten büyük bir öğretmen. Peki buna rağmen niçin dertlerimiz dermansız kalır? Niçin halen biz varlık içinde yokluk çekeriz? Niçin halen biz böyle büyük bir sermayeye rağmen elimiz kolumuz bağlanır, dilimiz bağlanır, fermanımız gelmez de ortaya kulluk adına bir güzellik koyamayız? Neden bilir misiniz dostlar? Çünkü biz ilahi vahyin önüne doğru bir kamet ile, doğru bir kuut ile çıkamıyoruz. Ne demek kamet ve kuut? Kamet bir duruştur, kuut ise bir oturuştur. İşte biz vahyin rahle-i tedrisatının karşısına ne doğru bir duruş ile ne de doğru bir oturuş ile çıkabiliyoruz. Böyle olmayınca da işte biz varlık içerisinde yokluk çekiyoruz. Bu sermayeye rağmen halen sıkıntılarla uğraşıyoruz. Böyle bitimsiz bir kaynağa rağmen halen biz açlık çekiyoruz. O halde öğrenmemiz lazım. Vahyin karşısına nasıl doğru geçilir? Bunu öğrenmemiz lazım. Vahyin karşısına nasıl doğru bir biçimde oturulur? Bunu öğrenmemiz lazım. Eğer öğreneceğimiz şeyi tespit ettikse, şimdi sormamız gereken soru da şu olmalı: öyleyse nasıl? Nasıl bir duruş, nasıl bir oturuş? Kim öğretecek bize bunu dostlar? Kimin duruşu ve oturuşu ideal manada bir duruş ve oturuştur? İdeal manada, hiç kimsenin itiraz etmeyeceği, herkesin gönülden kabul edebileceği bir kamet ve kuuttan bahsedeceksek, işte 1500 sene sonrasına gitmek zorundayız. Çünkü sahabe neslinden başka hiçbir yerden kamil manada bunun cevabını alamayız. Öyle bir nesil ki dostlar, doğruları Allah tarafından övülüyor. Bir güzellik yapıyorlar. İlahi vahiy anında onların güzelliklerini taltif ediyor, yüceltiyor, övüyor. Olur ki bir yanlış yaparlar. Bir eksiklik olur. Bir hata ortaya çıkar. Yine vahyin o bitimsiz kaynağı onların o yanlışlarını tahsis edecek, düzeltecek ikazlarını gönderir. Olur ki ortaya bir şey koyarlar, vahiy karışmaz, sessiz kalır. Sükut ikrardandır kabilince o da onay görür. Söyler misiniz, böyle bir nesil var mı başka? Varlık aleminde, insanlık tarihi boyunca böyle bir nesil var mı? Allah tarafından müdahil olunan bir nesilden bahsediyoruz. Eğer bu nesil imam olmayacaksa, bu nesil örnek olmayacaksa,
Bu neslin öğretmeni gibi nesil de bize usve-i hasene olmayacaksa, neden öğreniriz ki biz sahabeyi? Hayır, biz onları hayatlarımıza imam etmek için öğreniriz. Öğreniriz ki öne geçsinler. Onlar önde bize rehber olsunlar. Bizim önümüzde bir iz çizsinler. Biz de o izden yürüyebilelim. İşte sahabenin Kur'an anlayışı bunun için çok önemli. Bunun için zaruri, bunun için öğrenmemiz dışında başka bir yolu olmayan bir alan. Rabbim öğrenenlerden etsin inşallah. Sahabenin Kur'an anlayışı ve o meselenin en önemli bir mevzusu nüzul ortamı, vahyin iniş üssü. Nüzul ortamının da bir ana başlığına geldik geçen derslerimizde. Devrin sosyal yapısını işledik. Bugün ise kültürel yapısını işleyeceğiz inşallah. Kur'an'ın ilk nazil olduğu sahabe neslinin vahiy öncesi nasıl bir kültürel yapıya sahip olduklarını anlamaya çalışacağız. Bu mevzuda bir önceki derste öğrendiğimiz sosyal yapı kadar önemli bir mevzudur. Ve kültürel yapı içerisindeki birçok şey Kur'an ayetlerine konu olmuştur. Dolayısıyla o devrin kültürel yapısını öğrenmemiz bize Kur'an'daki birçok ayeti de doğru bir biçimde öğrenmemize kapılar açacaktır. O halde gelin Mekke'nin genelde özelde de o coğrafyanın Kur'an'ın ilk muhataplarının ve kısmen de Medine'nin nasıl bir kültürel yapıya sahip olduğunu anlamaya çalışalım. Bu meseleye girerken dostlar önce bir kültür tanımı yapmak zorundayız. Kültür deyince neyi kastediyoruz? Ne anlama gelir kültür? Tanımları doğru bir biçimde koyalım ki bundan sonra söyleyeceklerimiz de o tanımın çerçevesine uygun olsun. Birçok tanım yapılır. Burada hepsini size aktarıp da zihin dünyalarınızı boşuna meşgul etmek istemem. Ama o tanımlardan elde ettiğimiz bir cümleyi burada paylaşalım. Kültür bir toplumun iç yasalarıdır. Bu kadar basit. İç yasalar. Nedir bu? Bir toplumun geleneği, göreneği, adetleri, örfleri, Arapça ifadesiyle takalidi, yüzyıllardır uygulana uygulana genel kabul görmüş olan davranış şekilleridir. Bir kültür içerisinde bulunan insanlar için bağlayıcılık arz eder. Şimdi biz kendi toplumumuzla kıyaslayalım. Toplumumuzun belli gelenekleri var değil mi? O geleneklere aykırı davrandığımız zaman ne olur? Anında tepkiler çekeriz. Örfe, adete, gelenek ve göreneğe aykırı davrandığımız için toplumun geneli tarafından eleştiriliriz. Aynı şey son vahyin ilk muhatapları olan sahabe nesli için de geçerli. Onlar da belli bir coğrafyada, belli bir zamanda, belli bir kültürel mirasın üzerinde Kur'an'a merhaba dediler. Ama Kur'an geldi, o geleneklere karşı birçok şey söyledi. Kur'an geleneğe teslim olmadı. Bazılarını değiştirdi. Bazılarına müdahalede bulundu. Bazılarına sessiz kaldı. Onun için sahabe neslinin ayaklarını bastıkları coğrafyanın kültürel mirası bizim için çok önemlidir. Ve bu çok geniş bir mevzudur. Şimdi girsek Arapların geleneğine, göreneğine 2-3 ders boyunca ondan bahsetmemiz gerekecek. Ama ben bu kadar uzatmayacağım. Sadece bu mevzuya da bir çerçeve çizip o çerçeve dahilinde yürümeye çalışacağız. Biz
vahyin ilk muhataplarının kültürel miraslarını Kur'an'ın nüzul sürecinden sonra tabi oldukları muameleye göre üç başlıkta inceleyeceğiz. Kur'an geldi, birçok şeyi değiştirdi. İşte o değişime nasıl kültürel mirasın karşılık verdiğini tespit ederek üç başlık altında son vahyin ilk muhataplarının kültürel mirasını anlamaya çalışacağız. Nedir o üç başlık? Bir dostlar, Kur'an'ın ilga ettikleri, yani Kur'an'ın tamamen kaldırdıkları. İki, Kur'an'ın ıslah ettikleri. Üç, Kur'an'ın ibka ettikleri, yani bıraktıkları. Üç tane farklı karşılık görüyoruz. Bakın, ilgaya uğrayanlar, tamamen iptal olanlar, ıslah edilenler, sorunlu yönlerinin atılıp geri kalan kısımlarının belli müdahalelerle yaşatılmasına imkan tanınanlar. Üçüncüsü ise ibka edilenler. Tamamen kaldırılanlar. İbka edilenler, tamamen bırakılanlar. Şimdi bu üçüne de örneklerle açıklamaya çalışalım ki bizim dünyamızdaki geleneklerle de nasıl bir muamele kurabileceğimizin farkına ve ilkelerine ermiş olalım. Birincisi dostlar, Kur'an'ın ilga ettikleri, yani kaldırdıkları. Birçok şeye rastlarız. Birkaç tanesine örnek vereceğim müsaade ederseniz. Mesela bu konuda en başa yazacağımız şey teşeüm olur. Arapların İslam öncesi hayatlarında var olan, İslam'ın ise söz söylemeye başlar başlamaz iptal ettiği bir geleneği, teşeüm. Ne demek teşeüm? Teşeüm Arap dilinde şundan gelir: bir şeyleri uğursuz sayma. Eşyada, hayvanda, zamanda bazı şeyleri hoş karşılamama, hor görme, uğursuz sayma, onu kötüye yorumlama. Şimdi örnekleri verince bakacağız ki bu mesele ve bu dert aslında 1500 sene öncesinin derdi değil. Bu dert bugünün modern dünyasının da derdidir. Bir şeyleri uğursuz sayma. Neyi sayardı Araplar uğursuz? Mesela baykuş sesini. Şöyle bir inanış vardı Araplarda: eğer bir baykuş öterse, o baykuş da aslında öldürülen bir maktulün ruhunun dirilmesi vardır. Ve baykuşun sesi gelecek acı ve kötü olayların da müjdecisidir. Onun için Araplar baykuş sesini duyar duymaz ürpermeye başlarlardı. Korkarlardı ve onun arkasından gelecek bazı acı olayları beklemeye başlarlardı. Bakın, eşyaya, hayvana uğursuzluk atfetme. Sadece bu mu? Mesela şöyle bir anlayış da vardı. Bizim kul yabani dediğimiz, Arapların kul dedikleri, bazı ıssız ve tenha yerlerde meskun olan, ikamet eden ve oraya uğrayan insanlara zarar veren manevi varlıklar. Siz buna cin deyin, peri deyin, ne derseniz deyin. Ve böyle bir yanlış anlayıştan dolayı cahiliye Arapları bir mekana gittikleri zaman Allah'a ait bir sözü o mekanın sahibi zannettikleri kullere hasrederlerdi. Sığınırım buranın sahibine derlerdi. Neden? Kul e'uzu bi rabbil felak ve kul e'uzu bi rabbin nas süreleri geldi. Siz böyle bir alt zeminden vahyin o mesajlarını anlamaya çalışın. Allah'a ait bir alanın
manevi varlıklarla paylaşmaları. Başka daha onlarca şey. Mesela bazı hayvanları Araplar fasık diye nitelendirirlerdi. Ve o hayvanlarda da olumsuz bazı hadiselerin haberinin geldiğini zannederlerdi. Kara sinek mesela. Kara kedi mesela. Bunlar bizde de var. Bakın Arapların mevzusu değil bunlar. Bugün Anadolu'da da bazı yerlerde halen bu tarz şeyler uğursuzluk işareti olarak görülür. Kara kedi geçince birinin önünden artık o günün sonuna kadar karalıkla devam edeceğine inanır. Kara sinek sabah gelince kulağına bir haberin geleceğine, öğleden sonra gelince kötü bir haberin geleceğine yorumlanır. Farelerin çoğalması bir şeylerin haberi olarak yorumlanır. Peki bu teşeğüme İslam ne dedi dostlar? İslam'ın, imanın ve Kur'an'ın öğretmeni olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam müdahalede bulundu. Hayır dedi, sizin zannettiğiniz gibi değil. Hayvanlara, eşyaya uğursuzluk verdiğiniz gibi zamanlara, zaman içerisindeki bazı şeylere de uğursuzluk atfedersiniz. Ama sizin bildiğiniz gibi değil dedi Efendimiz. Zamana nasıl atfederlerdi? Mesela Araplar Şevval ayında düğün yapmayı hoş karşılamazlardı. Şevval ayı hangi ay? Ramazan'ın hemen arkası. Bizde de var o gelenek. Ne deriz? İki bayram arasında düğün, o düğün sahipleri için hoş olmaz. Ayşe validemiz bunu duyunca topladı Medineli hanımları. Siz bilir misiniz ben ne zaman evlendim dedi. Ben dünyanın en mutlu yuvasını Şevval ayında kurdum. Allah Resulü ile Şevval ayında evlenmişti Ayşe validemiz. Bakın insanların inançlarını oluşturan o kültürel birikimi İslam nasıl değiştiriyor? Bizde de var mesela. Tırnakların belli günler kesilmesi mahsurludur. Bazı günler çamaşır yıkanmaz mesela. Bazı günler ev hanımları temizlik yapmaz. Bazı gün ve saatlerde. Bunların hepsi teşeğümdür işte. Peki Allah Resulü bu teşeğüme karşı nasıl bir mücadele verdi? İki şekilde dostlar. Birincisini bize Müslim'deki rivayet verir. Allah Resulü genel bir ifade kullanarak dedi ki eşyada uğursuzluk yoktur. Allah yaratmışsa eğer, var etmişse, ister bu bir hayvan olsun, ister bu bir eşya olsun, kullanılabilir, insanların istifadesine sunulan herhangi bir şey olsun. İsterse belli bir zaman dilimi olsun. Neden yemin eder Kur'an geceye, gündüze, asra? Anladık değil mi şimdi? Sizin gecenin karanlığını Allah'tan bağımsız birilerine teslim etmenize karşı Kur'an o gecenin karanlığını Allah adına o çağın insanına da bu çağın insanına da savunuyor. Zamanı böyle savunuyor. Eşyayı böyle savunuyor. Hayvanı böyle savunuyor. Bu birincisi. İkincisini Buhari'de geçen bir hadis bize verir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki İslam'da teşeğüm yoktur. En hayırlısı tefeüldür. Teşeğüme karşı tefeülü savundu Efendimiz. Tefeül nedir? Ona geleyim. İbn-i Mace'de Ebu Hureyre'nin bize rivayet etmiş olduğu sözü söyledikten sonra der ki Ebu Hureyre, peygamberimiz güzel tefeülden hoşlanır, bir şeyi uğursuz saymaktan hoşlanmazdı.
Tefeül buymuş işte. Bir şeyi hayra yorumlamak. Yani şerre değil, hayra kapılar açmaktır tefeül. Ve Allah Resulü o çağın insanının her şeyde hayır namına bir şey görmez iken, o hayır namına bir şeyleri görmek için vesileleri zorlardı. Buna fiili uygulamaları var Efendimiz. Bir tanesini vereyim müsaade ederseniz. Hicretin 6. yılı Efendimiz 1400 sahabi ile Hudeybiye'ye geldi. Mekke müşrikleri bunları içeriye sokmayacaklar umre için. Elçiler gidip geliyor. Allah Resulü Hazreti Osman'ı gönderiyor. Karşı taraftan Urve İbni Mesud geliyor. Bir çözüm yok. Bu sefer karşı taraf Süheyl İbni Amr'ı gönderiyor. Süheyl'in geldiğini görünce Allah Resulü onun isminin manasını tefeüle yorumladı. Süheyl kolaylık demektir. Umulur ki bizim işimiz kolay olacaktır dedi. Bakın bir terbiye var aslında burada. Felaketi felaket olarak görme. Felaketi saadete çevirin terbiyesidir bu. Eğer var etmişse Allah, eğer yaratmışsa, eğer Allah bazı şeyleri bize göndermişse ne yapacağız? El hayru fîmâ vaka. Olanda hayır vardır deyip onu hayra yorumlayacağız. Bunu yaptığımız zaman işte cahiliyenin de modern cahiliyenin de bize yapmış olduğu telkinleri yani teşeümleri tefeüle çevirmiş oluruz. İşte Arapların kültürel anlamdaki geleneklerinden bir tanesi buydu. Ve İslam bunu tamamen ilka etti. Başka Kur'an'ın verdiği örneklere gelelim mesela. Kur'an bize o günün insanının bazı uygulamalarının iptal edildiğini söyler. Mücadele suresinin hemen başında geçen zihar hadisesi gibi. Nedir zihar? Zihar zahardan gelir. Sırt ve arka demektir. Ama o günün Araplarında şöyle bir gelenek var. Bir erkek karısını boşamak istediği zaman sen bana anamın sırtı gibisin der ve boşardı. Ama bu sıradan bir boşama olmazdı. O kadın bir daha evlenemezdi başka bir erkekle bile. Evlenemez, kendi kocasıyla da bir evlilik hayatı geçiremezdi. Ölene kadar o halde yaşardı. İslam bu haksızlığa, bu zulme sessiz kalamazdı. Müdahale Medine'de geldi. Yıllar yılı uygulandı bu gelenek. Demek ki o zaman söz söyleyecekti Kur'an. Tedricen insanlar ancak o günler buna alışırdı. Bunu anlardı. Kur'an da Medine'de bu işe müdahil oldu. Hem de bir olayın üzerine. Olayın kahramanları kim? Birisi Evs İbni Samit, biri de hanımı Havle binti Salebe. Kim Evs İbni Samit? Meşhur bir sahabinin abisi. Ubade İbni Samit'in Ensar'dan Akabe biatlarına katılmış, Bedir'den Hendek'e kadar her savaşta Allah Resulü'nün arkasında kılıç sallamış yiğit bir sahabi. Daha da ötesi Ubade İbni Samit Kıbrıs'ın fatihi olan Ümmü Haram'ın kocası. Kıbrıslılar ona Hala Sultan derler. Asıl ismi Ümmü Haram'dır. Ve Allah Resulü'nün bir müjdesiyle ta Kıbrıs'a kadar gitmiş, orada da vefat etmiştir. İşte Evs İbni Samit, sahabeden iki yiğitle böyle bir yakınlığı var. Yaşlıdır, yaşı epey ilerlemiş. Yıllar yılı aynı yastığı paylaştığı hanımıyla bir gün
bir mesele hakkında kavga ederdir. Tartışma büyüyünce Evs hanımı Havle'ye döner ve der ki sen bana annemin sırtı gibisin. Havle ağlaya ağlaya Allah Resulüne gelir. Ya Resulallah der. Evs böyle böyle etti ve beni boşadı. Efendimiz hiçbir şey söylemez. Allah Resulünde teskin olmaya gelen Havle alemlerin sultanından onu memnun edecek bir söz duymaz. Onu konuşturmaz Allah. Çünkü Allah'ın kendisi konuşacak. Kendisi bu olaya müdahil olacak. Havle boynu bükük Efendimizin yanından ayrılınca mücadele süresinin ilk ayetleri nazil oldu. Allah dedi ki Allah kocası hakkında sana başvuran ve halini Allah'a arz eden o kadının sesini ve sözlerini işitti. Ve o kadının seninle olan konuşmalarını da işitti. Çünkü Allah her şeyi işitendir. Söyleneni de işitir. Söylenmeyip yüreklerde saklananı da işitir. Allah'ın alimliği, semiliği, işiticiliği işte böyle bir işiticiliktir. İçinizden zihar yapanların kadınları kendi anneleri gibi değildir. Kur'an bu geleneği iptal ediyor. Hem de öyle ifadelerle iptal ediyor ki bir daha hiç kimse buna cesaret etmesin. Sizin anneleriniz değildir. Bana anamın sırtı gibisin dediğiniz o hanımlarınız. Onların anneleri sadece ve sadece onları doğuranlardır. Alın size yine müthiş bir cümle. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Öyle sıradan herkese anne demiyormuş demek. Olmuyormuş da denince de doğuran ancak ana olur. O evladın ızdırabını, acısını yüreğinde ve bedeninde hisseden ancak ana olur. Onların anaları sadece kendilerini doğuranlardır. Şüphesiz zihar yapanlar çirkin bir laf ve asılsız sözler ediyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayan. Bu ayetler yüzyıllardır Arapların uygulaya geldikleri bir geleneği, bir adeti, kültürel bir davranışı ilga etti. Peki dostlar, bu ayet birilerinin iddia ettiği gibi tarihsel midir? Yani sadece o günün Arapları için mi geçerlidir? Bugün bu ayetin bize söylediği bir söz ve mesaj yok mudur? Vardır dostlar. Doğrudur, biz demiyoruz hanımlarımıza bize anamızın sırtı gibisiniz. Ama affınıza sığınarak söyleyeyim. İçimizden birileri kızdığı zaman, yemin edeceği zaman anam avradım olsun demiyor mu? Ne farkı var Allah aşkına bu sözün zihar sözündeki ifadeyle? Zihar yapanlar karım annem olsun diyordu. O uygunsuz sözü söyleyenler annem karım olsun diyor. Tek fark bu. Demek ki var. Bu gelenek devam edecek. Kıyamete kadar olacak her şeyi bilen Rabbimiz bu geleneği bildiği için aile hukukunu muhafaza etme adına bu ayeti, bu uygulamayı vahye silinmez harflerle yazacak. Ta ki kıyamete kadar aile hukuku ve aile arasındaki ilişkiler boş ve anlamsız sözlerle zedelenmesin. İnsanlar evliliğin ne kadar kutsal bir yapı olduğunu bilsin. Ağızlarını, dillerini bu konu hakkında İleri geri hareket ettirmesinler diye.
kim demiş zihar tarihte kaldı diye. Hayır. Kur'an'ın hiçbir mesajı tarihte kalmadı. Kur'an düne konuştuğu gibi bugüne konuşur, bugüne konuştuğu gibi yarına da konuşur. Doğrudur. Belli bir zamanda geldi. Belli bir mekana geldi. Belli bir muhataba geldi. Ama kıyamete kadar mesajları, onun söyleyeceği sözler evrensel olarak devam edecektir. Çünkü ilahi vahyin metni bir kez nazil olur, manası binlerce kez nazil olur. Bir kez nazil oldu. Ama mana her gün nazil olmaya devam ediyor. Bugün de nazil oluyor. Son güne kadar da nazil olacak. Kur'an nasıl içerlemişse bu yanlış uygulamayı dostlar, dayanamıyor. Birkaç sene sonra Ahzab suresinin 4. ve 5. ayetlerinde de bu meseleye yeniden değiniyor. Ve ziharı o günün insanının hayatından tamamen çekip çıkarıyor. İşte Kur'an'ın ilga ettiği kültürel davranışlardan bir tanesine bunu örnek olarak verebiliriz. Başka bir şey mesela. Yine Kur'an'ın müdahil olduğu bir şey. Araplar evlatlıklar alırlardı. Ne yapardı bu evlatlıklara? Onların gerçek ana ve babalarının kimliklerini unutturarak onları kendilerine nispet ederlerdi. Söylemezlerdi. Yıllar yılı o evlatlıklar yanlarında kaldıkları ana ve babalarını kendi öz anne ve babaları olarak zannederlerdi. Ve evlatlık öz evlat muamelesi gördüğü için bir baba kendi üvey evladının karısıyla, hanımıyla çocuğu öldükten sonra da evlenemezdi. Kur'an bu olaya da müdahil oldu. Önce Ahzab suresinin başında, sonra Ahzab suresinin 36. ile 40. ayetleri arasında evlatlık müessesesinin hukukunu da belirledi. Buna da bir çerçeve çizdi. Ve yaygın kanaatleri ilga edecek, iptal edecek sözler söyledi.